Aman eşine bir soru soralım. Hazır mısın eş tanıma sorusuna? Hazırım ama kolay olsun. Nerelerden çalıştınız? Vallahi bilmiyorum ki sizden gelecek cümleye bağlı. Siz sorun, belki biz biliriz. Bahar'cığım, eşine ilk aldığın hediye nedir? Benim eşime aldığım ilk hediye yine bir sevgililer gününde saat almıştım. Eşiniz saati seviyor sanırım. Evet, çok seviyor. Saatleri bayağı seviyor kendisi. Damat bey bunu hatırlar mı? Bence hatırlar. Bakalım damat bey doğru cevaplayacak mı? Ha bu arada dış çekim yaptırmadı diye gelinlerden çok tepki aldığını da söyleyiver. Tabii mutlaka bir ses söyleyeceğim. Arayalım mı? Evet arayabilirsin. Sesi de hoparlörü al ama. Ama bilirse bir alkış isteriz. Bilmezse de kızmayayım mı? Efendim canım. Alo. Efendim. Sayıcım merhaba. Merhaba. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Sesin hoparlörde ve kızlar seni duyuyor. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Ama bilmezsen... Bilemezsen canım sağ olsun. Aynen öyle. Benim sana ilk aldığım saat ne? Komik oldu. Benim sana ilk aldığım hediye neydi? Saatti. Sayılmaz ama. Evet, kabul ediyorum. Oo, bu açık açık kopya oldu. İstersen telefonu kapat, başka soru soralım. Tamam, birazdan görüşmek üzere. Aslında çok kolaydı, kesin bilirdim. Çok zor bir soru olduğunu için. Çok zor. Eşinin elinde sihirli bir değnek olsa senin hangi huyunu değiştirir? Oo. İnatçılığımı değiştirmek ister herhalde. Arnavut inadıyım ben. Kesin inatçılığımı değiştirmek ister. Soralım öğrenelim. Soralım. Ama istersen inadımı değiştirmek ister misin diye sorma, olur mu? Tamam. Tamamdır ses. Heyecanıma ver. Alışkın değilim işte sonuçta kameralara. Alo. Efendim. Sayıcım merhaba. Merhaba. Sana bir soru sormak istiyorum. Müsait misin? Tabii müsaitim, dinliyorum. Senin elinde bir sihirli değnek olsaydı benim hangi huyumu değiştirmek isterdin? İnatçı olan oyunu. Tamam, bildin. Teşekkür ederim. Bildin mi? Bildin. Tamam, rica ederim. Teşekkür.